Fıtı fıtı fıtı. Bir dakika, bir dakika. Sen dur ablacığım, iki dakika. Şu abi halledelim. Elinde bir tane ekmek var. Yazık beklemesin. Gel abi, gel. Aa, ne münasebet. Benim de acelem var. 30 saniyenin acelesi mi olur ablacığım? Bak abi, belli gariban yani. Elinde bir tane ekmek var. Belki bunun yanında kıracak soğanı ya var ya yok. Sofrada bekliyorlar adamı. Belki sofra bekler mi? Terbiyesiz. Terbiyesiz diyor ya. Bak terbiyesiz diyor ya. Bana bak, bana sakın ocakta yemeğin var falan deme. Bak yemeklik malzemeyi yeni alıyorsun, görüyorum buradan. He, dedikoduya yetişeceğim. Ondan acelem var diyorsan da bu adamın ahını alma bak. Bu adam gariban adam, sonra sıkıntı çekersin. Ahı mahı bırak kardeşim, sen kendi işine baksana. Aman sayın müşteri, senin için uğraşıyoruz burada. Sen de zaten yan tarafta fırın varken gelmişsin, marketten ekmek alıyorsun. Hiç mi kafa yok kardeşim sizde ya? Sana mı soracağız nereden alışveriş yapacağımızı? Bak, kredi kartıyla ödeme yapacağım ben. Ver abla, ver, 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 ver. Acıma yetinme gelir. Ya kardeşim, bir tane ekmek için kredi kartımı çekilir. Bunun karı bunun kağıdına gidiyor zaten. Ver abla sen, ver abla. Ne ablası be? Bana müdürünü çağır. Seni şikayet edeceğim. Beni niye şikayet ediyorsun ablacığım? Bunu etsene. Minnacık kaşara o kadar para vermişsin. Gerçi onun markasıymış ya. Sucuk da aldın mı sucuk? Eğer sucuk da aldıysan o sucuğu güzelce bir tavada kızart. Ondan sonra bu kaşarı da üzerine erit. Kadar güzel ki. Sade Bey, bir dakika odama gelir misin? Kim şikayet etti beni ya? Ha? Allah aşkına beni kim şikayet etti ya? Kıskanıyor musunuz kardeşim müşteriyle ilişkimi? Ha? Beceremiyorsanız okulu var bunun 4 sene. Adamın asabını bozmayın ya. Hocam o aynı benim bugün düştüğü hallere bak ya. Hayır, kovması bir şey değil de şimdi bir sürü az kokusunu çekişiyoruz. Mutlu musun ha? Mutlu musun şimdi? Mutlu musun? Mutlu musun? Fıtı fıtı fıtı. Sen hangi hakla hizmet edip müşteriye böyle saygısız davranabiliyorsun? Bu ne cüret? Bu iş yerinde gayri ciddi ve saygısız çalışamazsın. Bir daha böyle disiplinsiz davranışlar istemiyorum. Yoksa başının içerisine bakarsın, kapının önüne koyarım. Seni son uyarım. Şimdi defol işin başına, dön çabuk. Hadi iş yerine. Şey ya, şirket meseleleri. Bir şey yok. Ama işte bir süre tarifi alamayacağım herhalde. O da şirket politikası. Şirket şey işte, şirketin anası. Kanaldan cevap gelmiş, haberler iyiymiş. Kos gel. Ve Sami geldi. Bastı tekmeye, girdi patronun odasına. Bastı tekmeye, girdi patronun odasına. Yani onunla aynı seviyeye düşmüyor değil mi? Lan sen iki köpeksin, bana artı sikemiyorsun lan. Kravatı takınca kendinizi bok sanıyorsunuz. Evet ciğiz lan, biz götümüzden sen akıyorsun. Sen kimsin lan, bana artı sikemiyorsun herkesin ortasında. Başladım lan seni, konuşmadan fırçana da al da bari gidi götüren sok ya aşağı. Sen ispiyon lan değil mi? Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.